Şu anda Minneapolis Sanat Enstitüsü'nün deposunda bulunan, normalde birlikte görmeye alışkın olmadığımız iki şekli bir araya getiren bir sanat eserini inceliyoruz. Burada gördüğünüz bir valiz ama Kızılderililerin yaşamından izler taşıyan imgelerle süslendiğini söyleyebiliriz. Bu valizi yapan sanatçı yani Nelly Two Bear Gates, Standing Rock bölgesinde yaşıyordu. Ünlü bir savaşçı olan babasının ismi Two Bears idi. Sanatçının babası ayrıca Little Big Horn muharebesinde de mücadele vermişti. Yani önemli bir aileden gelen biriydi, ancak yüzyıllar öncesine dayanan boncuk işçiliği sanatı ile ilgileniyordu. Nelly, 17. ve 18. yüzyılda İtalya'dan Amerika'ya getirilen boncuklarla süsleme yapıyordu. Sanatçının burada kirpi dikenleriyle yapılan sanat türündeki tekniklerden yararlandığını söylememiz mümkün. Bu da sanatçının her nesnenin süslendiği bir gelenekten geldiğini gösteriyor. Bu sanatı bir kademe daha yukarı taşıyan Neli bize Lakota halkının yaşamından büyülü kesitler sunuyor. Valizin bir tarafında büyükbaş hayvanları kırbaçlayan atlı adamları görüyoruz valizin üst kısmında ise boncukların sıra biçiminde dizildiği daha soyut bir işçilik var. Sanatçının Lakota sanatında sık görülen soyut ögelerle mecazi ögeleri bir araya getirdiğini söyleyebiliriz. Bu konuda geleneklere bir bakıma karşı geldiğini de ekleyelim. Ayrıca büyükbaş hayvanları gerçekten de hareket ediyormuş gibi göstermek, Atın kuyruğunun sallandığını ve kırbacın kıvrıldığını boncuklar aracılığıyla aktarmak aslında büyük bir başarı. Bu desenlerin ilk olarak hayvan derisine işlendiğini, daha sonrasında da valizin üzerine aktarıldığını belirtelim. 1700'lü yıllara geldiğimizde Lakota halkı büyük ölçüde göçebe yaşayan bir topluluktu. Bunun sebebi de 16. yüzyılda buraya gelen İspanyolların yerel halkları atla tanıştırmasıydı. Bu anlamda göçebe bir topluluğun sanat eseri olan ve insanların seyahat ederken kullandığı bu valizi incelemek oldukça ilginç. Lakota kadınları at sırtında gezerlerdi ve atlarını çeşitli simgeleri gösteren boncuklarla süslerlerdi. Hatta atların eğerlerini bile soyut desenlerin görüldüğü boncuklarla süslerlerdi. Yanlarında ayrıca aile fertleri için tütün çubuğu konulan torbalarla birlikte her şeyin içine sığması için tasarlanan TP adını verdikleri çantalar bulunurdu. Yani Nelly'nin kendi tarihini bir valiz aracılığıyla aktarmış olması hiç de şaşırtıcı değil. Bu valiz aslında Nelly'nin yaptığı bir hediyeydi. Nelly'nin bu valizi akrabası Ida Clymore için yaptığını düşünüyoruz. Ida'nın ismini valizin sağ üst köşesindeki kenarlardan birinde görmeniz mümkün. Burada evliliğin iki ailenin bir araya gelmesinin ve gelinin evliliğe adım atarken beraberinde getirdiği servetin betimlendiğini düşünüyoruz. Valizin iki kenarında da 10 tane at motifi var. Sol alt köşede ise tamamen boncuklarla süslenmiş bir atın, güzel bir elbise giymiş, göğsünde beyaz bir zırh olan genç bir kadına hediye edildiğini görüyoruz. Bu genç kız büyük ihtimalle gelinin ta kendi. Yanında da çeyizini görüyoruz solunda küçük bir kova var. Bu erzak ve yemeği simgeliyor. Kovanın yanında da muhtemelen eğerin üstüne konan çantalar veya pipoyla tütün taşımak için kullanılan tütün torbaları var. Buradaki bufalo derilerinin tamamen boncukla kaplandığını görüyoruz. Bunun yanında da ortasında bir desen bulunan battaniyeye benzer bir kumaş bulunuyor. En sonda da gelin için yedek bir elbise var. Aslında burada Süslemesi aylar alan eşyalar olduğunu ve gelinin büyük bir serveti beraberinde getirdiğini görüyoruz. Yukarıdakilerde büyük ihtimalle gelinin anne babası. Sağda gördüğümüz annesinin elinde yemeklerin paylaşıldığını ve ortadaki kovalarla birlikte mükemmel bir ziyafet verileceğini simgeleyen bir kadeh var. Sol tarafta da gelinin babasını görüyoruz. En sağda ise tipi çantası var. Tipi aileyi yani tiyoş payeyi simgeliyor. Tiyoşpaye sözcüğü Lakota dilinde evrenin merkezi anlamına geliyor. Dolayısıyla hayatınız boyunca yaptığınız her şey aslında Tiyoşpaye'nin yararınadır. Valizin diğer tarafında ise çok farklı bir olayın betimlenmiş olması oldukça ilginç bir durum. Burada büyükbaş hayvanların kırbaçlandığını görüyoruz. Diğer tarafta betimlenen ve aile bağlarını güçlendiren önemli bir tören olan evlilik genellikle Lakota kültürünün ana unsurlarından biri olarak görülür. Ancak burada Nelli kendi döneminde aynı derecede geleneksel olan bir olayı valizin diğer tarafında diğer olayla bağdaştırmayı başarmış. Figürlerin büyükbaş hayvanlarla güreştiklerini ve bu hayvanların sırtına belirli damgaların mühürlendiğini görüyoruz. Bu damgalar da aslında çeşitli aileleri temsil ediyor. Aslında burada Nelli Lakota halkının kızıl için ayrılmış olan rezervasyon adı verilen bölgelerde yaşadığı dönemi tasvir etmiş. Özellikle 1870'ten sonra Lakota halkının sadece bu bölgelerde yaşamasına izin veriliyordu ve dolayısıyla hayatları kısıtlıydı. Ayrıca Amerikan devleti kızılderililerin besin kaynaklarını sonlandırmak için bufaloların çoğunu katletmişti. Kızılderililer bu dönemde uzun yıllardır besin olarak tükettikleri yiyeceklerden mahrum bırakılmıştı. Yerel halkın çoğunun oldukça küçük arazilerde hapsedildiğini söyleyebiliriz. Yani bu sanat eserini incelerken aslında İspanyol sömürgeciliğinin getirdiği atlar ve Amerikan devletinin tavrından dolayı Lakota halkının artık muhtaç kaldığı diğer büyükbaş hayvanlar aklımıza gelebilir. Bu bağlamda Lakota halkının günlük yaşamının kısıtlandığını söyleyebiliriz. Ancak bir şekilde yine de hayat tarzını korumaya çalışıyorlar. Bu hayat tarzına dair elimizde kalan tek öge bu boncuk işçiliği. Bu da ABD'de yaşayan Kızılderililerin canlılığını ve ülkedeki varlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu valizde betimlenen her iki sahneye de günümüzdeki Lakota topluluklarında rastlamak mümkün. Her ne kadar değişmiş olsa da bu kültürel unsurlar Lakota halkının hayat tarzını belirlemeye devam ediyor.